Golden Time'ın fərah və gözəl salonunu hər kəsə iyi günlər deyirik. Bugün hashtagımız daha farklı, daha güzel bir konudur. Hashtagımız insanlıqla ilgili bir şeydir. Hashtag diyarın özünə hashtag insan ya da iyi insan. Birazdan baxarıq bu nəyi kapsırır, nəyi anladırır içində. Evet, hakikaten arkadaşlar bugün güzel bir konu alacağız. Gerçekten de belədir, değerli izleyenler. Güzel bir vaxt geçirəcəyik bu güzel konuyla. Tabii ki de biz bu konunu neden seçtik? Çünkü gerçekten çok dikkatimizi çekti. Hani sosyal medyada gördük özün çok tıklanan bir görüntülerden biri olduğu için biz de daha konuya ele aldık özünü. Bir konunu anladığında özünü. Biz bir hakim üzerine konuşuruz. O hakim de kimdi? Frank Caprio'du. Tabii bu hakim çok dillerde oldu. Neden? Çünkü çok adil bir insan olduğu için, o insanlığı seven için. Doğru. Yani hakikaten ilgi çekti. Burada biz tabii Amerika'da bu hakim. Bu hakimin şeylerine baksanız duruşmalarında. Tabii şey duruşmaları da ağır ceza mahkemeleri de hani cinayet minayet. Ama basit cezalar ama güzel normal bir şekilde yani cezalar. Hakikaten baksanız yani böyle muhalefet üzerine yedi. Yani mesela hani birisi bir ceza bir kırmızı ışığı olup veya bir kırmızı ışıkta durmayıp o yani bilin birisi bir yerde park edipti. Böyle kısa ama çok güzel bir şekilde yansıyıptı yani ekrana. Burada tek fark vardı bu hakimle diğer hakimlerin arasında. Mesela normalde bildiğimiz hakimler hani hapsını demeyeyim de ama büyük bir kısmı genelinde hani diğer birini getirdiler sürekli yasakları çiğneyen biriydi. Kuralları çiğneyen biriydi. Sürekli kurallara uymayan biri ise eğer bu zaten dosyası kabarıktı. Direkt hükmeder üstüne yani ön yargılı davranır. Doğru. Yani o eşler onunla bir günkü mesela filanla ilgiliydi. Ne yapıptı sayılarsın mesela yanlış bir yerde park edipti. Tamam direkt aklında belki bir cezanı falan koyar aklında yani ön yargılı olar insan dinlemeden de direkt kanunla kuraldan gider özne. Ama bu başka bir şeydi. İnsan tam dinlir. Yani anır neden böyle yaptı. Tabii biz burada savunmuruz hata yapanları ya da kurallar çiğneyenler ama yine de farklı bir şeydi. Mesela insanı dinlir, ön yargılı davranmır, daha sonra ne yapacağına karar verir. Tabii yani hani biz de bildiğimiz tek her hakim sert olur bu görevinde. Neden? Çünkü baksan hataları kabul etmediği için ya da o kanunları, kuralları o tam bildiği için bakırsan biz yani bildiğimiz hani hakimler yani yakın yok başka ülkenin. Hasan çok sert olurlar böyle şeylerde. Asla biz bir park yani yakın bir işaret vurduk ya da bir yanlış bir yerde park ettik. Asla yetmeriz biz hakimden karşılanmaya yani bir karşılamak olmaz aramızda. Hani orada bir farklılık var. Doğru. Bizim bizimki hemen direkt mukalefe yazıldı. Düz git paranı cezanı verirsen bitti. Yani verip sen özünü verirsen. Ama orada bambaşkadı. Doğru değilse, Hüseyin doğrudur. Yani bir de şey farklı var burada, devletler farkları vardı. Benim dikkatimi çeken bu hakimde bilirsiniz yani şeydi, adamın kişiliğidir. Belki de yüzlerce, milyonlarca hakimler vardı. Tabii. Bes bu Frank Caprio'nun kişiliğini siz dikkat etsiniz. Sanki özü yani hani görevinden başka insanlarla iç içe olupdu. Ben dikkat etmişim özüm, ben özüm şahsen. Olupdu, yetmişik mahkemede. Bizim hakimler hani sanki sessiz duracaksan, bir şeyde durupsan, girdiği zaman kan şuarına bizim özün tam rahat olupsan. Hani de birazdan da görüntülerde vereceğiz. Tamam basit bir insandı. O insanlar da konuşur onu bir hani tabii hatta arkadaş oldu rahat yani. Ol, rahat ol yani böyle sanki ha dedi o da sanki bir arkadaşlık havasında o duruşma geçti. Bu hakime başka bir iş yakışmazdı. Resmen bu iş için dünyaya gelip yani gerçekten beladı. Adaleti kişiliğine yansıtıp hani yumuşak dille dedi özen iş yaptı, iş etti. Hani sen o neydi? O bir ihtiyar adam birisi geldi. Yani tabii yüzlerce videosu var. Biz seçtik bir gün bir videosunu seçtik. Tam böyle bir basit bir şeydi. Yani özünün iyimser kişiliğiydi. Katip bir meslekine daha güzel olur. Hani hele de bir zor meslek, adalet insanların hayatına dokunsan. Yani çok yani şey değil. Yani insanlar da çok rahattılar. O olduğu vilayede hani orada hakimdi özünde. İtalya? Yok Amerika'da. Bale. Yani orada bence insanlar koydiyağın ihtiramın özüne yani saygı durmaktan özüne çok güzel bir ortam yaşattıkları yani mahkemenin içinde koydu yakın. Neden? Çünkü bunlar bilmirler mesela kimdi o hakim özlerine cezanı verecekti. Gelendeler, görendeler böyle bir insan karşılarına çıkıyor. Yani diğer özlerini anladın bana. Neden oldu sebepler böyle? Neden sen ceza yaptın? Baksan yani kahiri tam onların hayatlarına girir. Hayatlarından bir insan yani bir arkadaş gibi olur özlerinden.
ona görə davranan özlərdən cəzarını da ona görə uyarır. Doğru. Yəni mən bir görüntüsündən birisi, yəni ola bilər bir gün içi dəqiqə, amma çox görüntüsün demişdi hani olduğu üçün. Amma mən bir də nəsini izlədim, yəni bir küçük bir kızdan yani bak anla hadi gelir özden kızı kız da Arap yani Arvat Arap'tı koydu yakın hani ceza veren anlaça özden kızı yavrusu gelipti o da çok küçüktü yani takriben bir 12-11 yaşındaydı ama İngilizce çok iyi bilir anlası bilmir İngilizce. Takır Rusveli zannederim. Tamam he. Gelir kızaça özü tercüme yapır Hakim Bey'den. Fe daha kızaçağın çağırı o yana yanaşasına bir özde sen anlava benim yerime olsaydı ne cezalandırardı o özünü? Tamam kızı da diğerdi tabii ben cezalandırardım özünü 50 doları vermeye yani hani özü sonuçta bir yanlışlık yapıp. Hakim koyar kızın diliyle. Hakim ha öz kızın yani bir hakim yoktu böyle bir şey doğru. Yani indiye kadar böyle bir şey olmadı. Bence psikolojini de çok iyi okuyup çok iyi anı bir çok güzel bir şeydi yani o durumu o şeydir yani sanki durumu bakır. Bir, o niş yaptığımını mesela ona sor o anda ne etti o? Hani diğer araba da var, onu verirler birazdan. Diri özüne yaz, bak geldi, bunu yapan da o böyle tam bak, yani durumu göze alır. Tamam. Yani deyir sana, deyir, mesela Hüseyin, o gün hakkında ne şey böyle yaptı? Ha, hani demir özüne, sen suçlusan, filan şey var üzerinde. Yok, diri özüne, ne şey yaptı, yatırırsan. Ayrıca o bir güzel üslupta diri özüne, kan şağırır, rahatlar, o değil, sanki itiraf edir suçuna. Diri o kadar güzel, güzel bir şekilde diri özüne, diri ha yaptım ha. Yani etraf doğru. Yani işte dediğim ki kullandım. Hani o insan girende mahkemeye inanmır, bilmir kimdi böyle bir dene karşı alıyorsun. Bir kefen bakır, yok tam tersine yani öz gibi bir insan, normal bir insandı, mütevazi. Yani şey etraf edir daha. Normal mahkemelerde mesela diyeğin ağır cezalı olmasa bile şeyin hakimin bir ağırlığı oğlu. Yani bir şey oğlu ki o mahkeme biraz korkadar. Hani insan girmeden önce korkadı ama burada uşakları bile girdiler çok rahatı. Bir görüntümüz evet. Var idi birazdan belki izler gözün. Uşaklar oynarlar yani. Hatta baba deyir, deyir yani uşaklar falan deyir endişelenmesin uşaklar. Ben yerlerine endişelenmem yani uşaklar bayağı rahat oynarlar. Biz mesela diğer normal bir mahkemede olsaydı eğer başka bir hakim olsaydı orada uşaklar ya girtmezdiler ya kapıda koyardılar ya da diğerler sessiz olun durun hakime gündem falan yani bir başka bir rüzgar başka ben bir hava olmalı. Ben hemen örnek veririm size hemen özüm çünkü hukuk... Sen de bir avukatsan tabii. Bir hukuk mezunu olduğum için görüşmelere katılmışım çok şerifte yani hazır olmuşum. Oradaki ben söyleyeyim yani girişmişim duruşmaya. Oradaki ortam tam bir şey disiplindeyim diyesen. Tam oturmuş o böyle. Ben buradan özüm diyeyim. Belki de dinlerler mi? Belki de bir düzenleme olur bu konuda. Oturmuş orada sanki fazla şey hareket etme. Üç saygı şeyler. Yani onun üstüne sen beş taraftan kameralar izler sizi. Yani böyle yani, bir durumdasın. Onun üstüne sen orada, yani. Sen orada onun üstüne avukatsan. Yani bir iş denge edipsen tamam ne davalısın ne davacısın. Ya yani onun üstüne hala avukatsan bu kadar kasısan öz öz bu şeyi yapsan. Peki, peki bir soru. Aynen kasar insan yani. Özünü yani ister istemez kasmasın. Ha, orada hakikaten ya var mıydı da bazı, bize bazı iyi hakimlerimiz de var güzel yumuşak bir şekilde hani oldu. Ama genelde hani Irak'ta bu değil mi? Biraz şeyi ağırdı, ağırdı. Seni şey o bir sus altına, uzan altına bırakmıram da ama bizim mahkemelerimiz gerçekimiz budur yani. Ben burada bir eleştiri yani, ama bu da gerekmez. Ama biraz genelde de belada. İnsanlığa bir rahatlık versin insanlara. Orada birisinin psikolojisi bozuldu. Bir senin bilmem neyi var, durumu ama var. Ama yurt dışında da çoku belədi. Yani mesela bir gün aldığımız konu çok tek bir konuda. O yüzden gözümüze çarptı. Yani genelde mahkemeler belki %70'e koydu. Yani bu tarzda, anlattığı tarzda. Doğrudur. Peki bir soru sorayım. Yani sen avukatsan ya günün birinde belki inşallah atandı ya da seçtiyse yani. O yani. Tabii seçtiyse o mesleği. Şimdi başka bir meslektesin. Yaptığı bir yerlere ulaştığı seviyeler mesela geçtiği falan hakim oldu. Bu hakimi örnek alırsan yoksa yapmasan. Tabii evet. İndi sormakın buradan kolaydı da. Tabii biz burada ne desek de hani belki de dinleyenler diyene ha indi program diye anlatacak diyor ama özü gerçeği budur. İnsanları tamam bazı insan var katı insan vardı gerek o cezasını alsın. İnsan da var belki de o stil bir dene elinden tutsun. Yani kazının burada eğitimci doğru var. Hani gözüden anladım çok sert var. Bir hakim olacak sen. Yok bence ben bu arada onu da belirtirim. Burada insanlara izlerim. Ben avukatlık çok az bir süre çalıştım. Yani o kadar yani diyeyim onu da diyeyim. Ama yani ama olsam sertim. Elbette bunu gözüme bir kıdva alabilirim. Bir seneye benzettim. Örnek, hakim alabilir gözünü. Allah ne kısmet etsin. Şu anlık biz burada Türkmaniye'de Türkman kanalındayız.
Hayır Ali, bu dede Hubise Neymen zaten ha, bir dene yenge öğretmen olar. Ha, yenge birinci ilidi falan. Öğrencilere soru verer ya da diğer bunlar önemli de ya da iyi şeyler kontrol eden de kağıtlar falan iyi puanlar verer tamam. Sonra bir 3 yıl 4 yıl sonra aynı normal hocalara döner. Ha, o anladım, öğrenci anladım, ön yargı da var öğretmenlerde ha, de ön yargı. Ama insan kişiliğine bağlı bak. Yani sen de onu hissettin. Ne hissettin yani dönüşmek var. Hissettim indi de ne hissettin böyle yapsan. Mesela yok, yok. Yok. Ben böyle olarım falan yok, da ama bir sertlik var. İstir beni kırsın eleştirsin ben biraz yok. Ama böyle de beni bilen bilir yani tavrım. Yok asla da olur. Ama iş başka. Belki de sen de yani bir gün bir öğretmen olsaydı o katı öğretmenlerden olardı. Olabilirdi yani. Yani olabilir. Ama bir şey vardı. Yani. Yani. Hayır bir şey yine var. Yine de biz görmüşük bazı davranışlarında görmüşük biraz. Asabi olup da olabilir. Resmen. Tamam, görüntümüze geçelim. Geçelim görüntümüze. İlk önce bence şeyin hayatını alalım. Bence bak bu mahami kimdi? İlk önce seyirde bir görsün hayatını. Hayır, avukat diyor. Hakim. Hakimin. Hakim. Pardon, bana da. Ben de dedim. Günümüze avukat diyor. Ha, hakimin bir bakak kimdi? Nece tamam. Birden adı? O zaman bakalım. Hakim Franco Caprio 23 November 1936 senesinde doğdu. İtalyan asıllı Provence Rhode Island'ta hakimler başkanlığını yaptı. Rhode Island meclis başkanlığı da yaptı. 50 yıldır evlidir. 5 çocuğu var. 1962 senesinde Provence meclis üyeliğine aday oldu. Meclise 1968'e kadar hizmet etti. DHA sonra 1975'te Provence Meclis'in 5 ulusal ve demokrasi anlaşmalarında temsilci seçildi. Provence'de yakalandığı programda büyük şöhretini kazandı. Caprio'nun programı reytingi 2017'de 15 milyona ulaştı. 2020 senesinde ise 30 milyon tıklamaya ulaştı. Programdan sonra sosyal medyada insanlar tarafından büyük ilgi gördü. Provence'de öğrenciler için burs verme konusunda birden fazla çalışmalarda bulundu. Böyle videomuzu izledikten sonra gördük, yani gerçekten insanlığa çok sahip olan bir hakimdi Frank Caprio bildiğimiz. Gerçekten de güzel bir CV'si var yani bu adamın. O kadar değil, sadece bir vilayette yaşlıdır. Yani ama yaşlı. O vilayette bayağı bir ün kazanıp veya bir yerlere taşıyorlar özünü, değer verirler o vilayete. Kim değil mi o vatandaş yani hani ceza, bir suç işleyip bir şey yapıp neler yapmıyor sırf onun şey olsun. Doğru, güzel yani. Sırf onun davalısı olsun, sen daha iyi bile, sen ne değil ona. Yani diyemeyelim Enes ama diyemeyelim böyle. Hani birisi de iri, mesela bizim burada oğlu da bazı savcılar var diyenler. Çarşıda da olsun, Irak'ın her yerine, veya bazı devletlerde, başka devletlerde de olsun. Hı. Ya da bazı savcı var, hani sanki iyimser biraz şeydi. Ya kaçırsın onun için, mahalle desin biz yani onunla. Hani biraz diyesin, daha adalette biraz daha çok vicdanın son şeyine kadar kullandı. Hani herkes adildi de ama insan var, hanımının tercihi. İster diyesin özüne daha biraz fazla şey vermene yardım edeyim sana. Biraz fazla yardımcı ol, ben de fazla yardımcı ol. Yani sen bana yardımcı ol diğeri, hatta ki ben de sana yardımcı olayım. Belki yani, de belki de bu hakim yerinde başka bir hakim olsaydı insanların derdini dinlemeden direkt yani şey hükmetseydi, direkt cezanı verseydi ya da bir sert olsaydı, insanlara mecbur vermeseydi, bir fırsat vermeseydi sözlerini anlatsınlar. İnsan tabii örgünde hakimi görse serti biraz daha şeydi. Anlatmaz der, ha o ışıktan geçtim, o bir şey yaptım falan, direkt bunu diye. Ya bir de bir cezanı bir şey yaptı o zaman. O zaman nece vicdanı rahat olun yani, onu ben düşünüyorum. Yani ben görüyorum burada, hani bir hoca yapar, bir davranış yapar, öğrencilere örnek olsun. Tabii sen o mesela Mine ceza, bu arada Mine de yenge sahiplerdendi. Bu şeylere ölerdi o zaman, bir hakim bilmiyordu. Hani yani olabilir, haz ederdi de bir ceza yapsın, böyle bir adamla görüşsün. Bizim burada böyle hakimler varsa yani. Sen yenge şoför olduğuna göre el verirsen. Çok şükür, hakim. Rahatım. Dönek konuya hani şey diyeceğim, birisi bir cezaydır ya. Bunun güzel davranışı gördüğü zaman asla Semro cezasına dönsün. Yani böyle bir şey his verir o birisilere. Aynen. Yani hani bir kere daha tabii, yapmadan ondan ayrı, mesela. Ders de verir aynı zamanda. Ondan ayrı yani bakırsan o insanı ki böyle ceza yapıptı, ona örnekler verir ya da yani ihtiyaret verir özüne. Yani diri seçenek verir özüne. Mesela ne şekilde istesen verasan cezayı edebilmişse o mesela yani taksite bir ha yani taksite bağlı özün.
Yani böyle bir şey ancak başka bir yerlerde olar hani. Evet. Ama bu mahkemede olan daha iyi bir şey yani. Biz burada hiç görmeyiz böyle şey zaten. Burada da var ama onun özne, oldu yani onu ha yani yardımcı olur özne yani. Hayatına bakır yani mesela maişatına bakır, ratibine bakır. Yani diğer özne senin ne çok şahı var mesela. Ya da diğer özne ratibi onun cenadı, vardı onun cenadı. İmkaniyeti onun cenadı. Ona göre ben sana bir ceza veririm hatta kim sen de sıkışmıyorsan hayatı tesir etmesin. Yani bu sonuçta neye var ki o insan hayatında sıkışmasın yani mesela aile adı koydu yağın ancak o baba yağın sadece özüdür ailesine bakan bir şekilde bir ceza verir özne koymur hayatı bozulsun. Mesela cezanı bir tek o kişiye verir diğer tabii. Ailenin diğer fertlerine koymur deksin. Yok zaten özü değil ben istemiyorum cezanı veririm o küçük uşağa mesela. Böyle bir görüntümüz de vardı. Ya kardeşi var mesela. Doğru. Ona göre. Biz görüntüsünü görelim, daha güzel konuşalım. İnsanlara bir örnek şeyini verelim. Aynen. Bir güzel örnek vardı burada, biz bir güzel videonu şey ettik. Aynen, bakalım. Hazırladık. Bugün seyircilerimize de bu kazının duruşmasından bir parça izlersizler Hazreti, onu da gösterelim. Hep izleyelim beraber. Kim Kimberly, ne yaptın? Good morning. Good morning. Kimberly, you have two o oturanlar kimdi? Yine bir kısım var geldi hani insan hakkı var git izler sırasını bekleyen var. Ya da avukat ise izlersin biraz daha. Yani bizim genç avukatlar her zaman gider duruşmalara hazır olur öğrensin. Yoksa da normal insanlar der hani aynı sıraların bekçiler cezalandırılsın. Bakın ben biliyoruz bir ayın 20'sinde kocamın şeyinde o beynine bir tümör oldu. O yüzden hastaneye tez getirmiş, acele getirmiş, kırmızı ışıkta durmuş. I have no doubt that she rolled through on the 24th, I'm not sure. But I know on the 20th she was driving. Burada ne hissedirəm, ne sezirəm özümden? Sanki özünü koyur o duruma, bu kızın durumuna koyur deyir. Acaba ben olsam ne yapardım? Belki de aynısını yapardım. Ne güzel duygulandı baba, bak burada hani güzel an, o duygulanmağına bakın ne karşılık verecek. Ondan ayrı, yani bu hakimde bir şey vardı. Sadece o insan dinlendi, yani dediğinde özne izlemedim. Suçunu. Hüseyin Kasım'ın da sen, bak bu arada diri izlemedim, istemiyorum diyeceğim, bak özne diri. Neye o da kastedir yani şeyi? Bir seni dinleyeceğim, bir vizyonu izlemeyeceğim, senden dinleyeceğim. Hangi vizyonu kastedir? Zaten istedim bunu diyeyim yani biraz önce. Koyur özün hani konuşsun, konuştuğunda tam inanır özne. Yani o yanbiyen etmir, bir ayrı bir başka bir şey düşünmüyor. Yani mesela güvenle bakmıyor. Tam güvenle. Bir güven hissi veriyorum. Orada o insan yerinde kim olsa artık itiraf eder o içindekini de diğer yer. Maybe somebody here could use this, so can I just give it to you? Is that okay? Can I do that? You can do that. Okay. All right, thank you so much. I really get back to the mic. Burada 20 dolar verir. Bir kozamın hayrına. Burada kimse gelir hanımından sonra. Yani cezası olarak da verir. Yok, haberi verir. Verir özünde bir hanımın hayır olsun. Bu şeyden sonra. Kendileri burada oturanlara... Zaten kocası vefat edilir. Güzel bir video. Bakın, burada bulunan kadın da bir insani bir kadındı. Hakim de insaniydi. Aynen, yani istihlal etmiyor bu muhafı. Suistimal etmiyor. Yani tam şey. Yani özde bir özde. Biri normal edebilsen koyarsan paranı. Bak burada kadıdır özde. Sen güzel bir şey var. Bir sene şey öğrendim. Şişeyi sevdim senin. Sen ki iyi bir aile kadınısan. Onun yanında da iyi bir eşi ve sevan bir şey. Ha bakın bu arada bu adam geldi. İzle az önce bahsettiğim buydu. Bak uşaklar gayet rahatlar. Ha dur aynı duruşmada tabii. Birazdan bu adam girdi. Bakın ne oluyor. Tam onun esasını. Bu arada adı Abdullah idi. Abdullah idi. Just so my parents' house that passed away. It's just been hectic. How many kids do you have? This, my last one was number four. Four girls. Yes. These are the two that were on their way to daycare, but I had to stop here first because I didn't have time. Well, you have happy kids. Çok neşeli. I got nothing to worry about. Well, no? Well, you're independently wealthy. They have nothing to worry about. No, they have nothing to worry about. I got to worry about them. I don't let them know what's going on. They just go through life thinking everything's happy. That's the way it should be. Burada da nece bir baba dedi, uşaklarımın endişelenmeye gerek yok. Ben endişelenmeyeyim. Back on the cars. It's going to cost you $100 to remove the boot. How much of that... How much of the fine can you pay today in addition to the $100 cezalandırım. Ama $80 vardı.
you get that? I get paid Friday, so if anything that is borrowed, you pay it. You got 4 kids. Yes. You got $80. Yes. So whatever I fine you, you're going to have that much money left for the rest of the week. Yes. The woman just left here earlier. Az önce, aynı konu. Az önce kadının verdiği $20 verdi, o tamamladı üstünü. Allah gönderdi zici. Ne güzel bir duruşma. Bakın, şi insani bir şeyi bir kazı olsun, bağlar ki halat birbirine, şi durumu. Bir, az önce bir kadın bağışlıyor $20, ondan sonrası bir sigarlı $20 ihtiyacı var. Arada da bir güzel bir hakim vardı. Güzel bir karar yani. Ya yapabilirdi de o $20 özü hiç kaldırsın. Yani çok vardı bu. Anladım da ama bağışla öyle bir bağışla. Yok öz için yani zaten. Vardı ama neden yok yoktu yani vardı. Yani sen kazıyorsan rüşvet? Vardı. Hiç yani hiç yoktu iş yerlerinde. Tabii ki vardı. Yok bence olmaz böyle bir şey yerde. Ben demiyorum illaki hakimde falan ama vardı. Sen kazıyorsan o bir kötü hakim olsan da böyle bir şey yapar. İşte ha ben de onu diyorum yani iş yerlerinde rüşvet yoktu kesin vardı. I can't punish the kids. You got a little baby at home too. I understand that. If you can't make the payment, I'll make sure to call. Call and say, I have circumstances this week. Please understand that. And they'll see me and I'll say, okay. Okay. Just don't say I'm not going to do it because the boot's going to go back on the car. No, I will. I'll make sure I do it. All right, good luck to you. Take care of these kids. I will. All right, good luck. Thank you, Your Honor. Güzel bir videoydu arkadaşlar. Gerçekten. Yani. Gerçekten de. Yani tam insanlığa, yani ne bileyim, tam yani insanlığı mükemmel bir şekilde olan bir hakim yani temsil ederim. Hemen gördüm burada hani o ikinci şahıs girende o kadının ardından. Sen şöyle bir babalık şeyi verdin. Yani dikkat ettiniz o nedir özne? Sanki bir şey mahkeme havası geçmiyordur özne. Çocukları rahat görürüm. Sanki hayatta endişeler yoktu. Diyor, onlar endişelenmezler. Diyor, ben bir şeyden merak ettim yani, bir şeyi merak ettim. Acaba bu öz kendi ailesiyle necadi? Yani kendi normal bir hayatında. Az önce gördük Ustaş, o bir veteranımızdı. 5 çocuk babasıydı bu arada yani. 50 yıl bir evliliği de var. Böyle bir kişilikten elbette bir güzel aile o çıkar. Yani kesin gerçekten... yani insanlara karşı bu kadar bir hani diyeyim, bu kadar içten biri ise ailesine karşı ne olacak? Bu arada da bir oğlu var, ben hani araştırdım. Bir oğlu kendi kameramanı oğludur. Bir kızın da duruşmalara kızının çağırır, oğlunun çağırır örnek oldu. Onu konuşun. Bir arada bir videosunu izledim. Bir ihtiyar adam gelip hele özünden de bir 20 yaş büyük tam. İhtiyar adama diyor özüne sen kötü örneksin malumsun. Adama diyor ihtiyar adam. O diyor özüne niye kötü örnek gönderir? Sen 80 yaşındasın bir oğlu var 50 yaşında oğlu hastane yaparsın. İmam da oğlum oturup burada. Yarın bir gün ben de utanmışa kaldım. Bir gün senden ders alacağım. Mecbur hemen de daha oğlum yarın bir gün ben 80 olaysam gerekli oğlumu. Ya. Ne güzel özü ders aldı sanırımdan. Ne güzel yani 80 yaşında hiçbir adama diri. Ben senden daha kötü örnek olduğumu anlıyorum. Ben gerek sen ya ben de gene bunu yapayım. Yani o adam hani trafiği vurmuş da aynen hasta oğlunu yaparsın. Oğlu da 50 yaşında. İhtiyar adam da 80 yaşında. Yani bir hakim karşılarındaki sanığına desin ben senden. Yani özü çok zeki bir insandı da. Çok zeki bir insan. Çok zeki. Yani zeki olmasaydı bir şeyler düşünmezdi. Mesajlar verir topluma. Bence burada yani en güzel bir şey olurdu burada. Ya o toplumdaki kişiler izlediği zaman bu videonun tam bir toplumsal bir faaliyete dönüşür. Yani insanlar ders alır toplumda neler oldu. Yani bu kazı veya bu hakim çok güzel bir görev bence üstlenir. Güzel bir kareler, güzel bir şeyler gösterir topluma. Veya renklendirir toplumu. İyiliği, güzelliği toplumda yayırsan şimdi diyorsun. Peki yani böyle bir hakim gelse burada hükmetse acaba ne olur? Burada 5-6 hakim bu şekilde olsa bence davalar çok güzel sonuçlanır. Ama insanlarda biraz kafalar istiklal etmeye muhakkak olabilir. Vardı yani. Da ama bir sene bizim mesela yakın hakim neyse bu sefer insan bu durumu kullanır. Bence bazı hakimde de var olabilir belki kurallar koymur özün. Belki yetki alsa. Ama sonuçta yetki alsa belki de aynen böyle bir şeyleri verir söz. Bizde bir senede sorun yani bence öz düşüncemde. Adalet Bakanlığı bir yani, yetkiler verir söz. Bizdeki sorun neydi? Neden böyle olmur? Yani baksan böyle bir görevi. Bak şimdi bir büyük görevdi tamam yoksa ya. Bunu tabii verirler ki. Kime? Hakime verirler bu görev. Ama burada yok. Hakime vermiyorlar böyle görevleri.
يعني نورمال بير دائرة دي جيتسان أيضاً دائرة دي جيتسان نورمال بير موظف olsun ya da ona verirler o salahiyeti جيتسان orada cezalandırsan yani nedir ne etmeli versen para o çıksan yani bu da suç ama gelse yani bak böyle bir kadıya için yani şimdi bu kadıya bu hakim sadece böyle bir ihtisası biz böyle kadıyalardılar yani hani normal bu sayı araba durmağıydı ya da basit basit bir şeyler böyle bir kazı aynen koysalar öz için bence de Yani bizim qazilər də məncə də belə bir şeylər ola bilər. Amma bax burada insanın rolu çox önəmlidir. Hani bir insan gəlsə kullansa o hakimi. Baxsa yo yumşaqdır özünə qarşı, cəzasına qarşı. O zaman daha fazlasını yapar. Ya özü sanki yani dedim indiraz öncə istiqlal olunur. Aynı iki tərəfli bir şeydir. Yani ki çüzlü bir silahdır. Amma bazen bir yetişini qorxasan o hakim kötüyə kullanır. Hakim də var iyi insan olduğu üçün iyi kullanır. Yani qalı o şəxsə qarşıdır. Yani mən burada Ne eleştiririm ne bir şey diyerim. Yani burada kalı bakanlık adaletinin takdirine bu konu. Çünkü hele de yani ancak bir büyük yani diraset etsinler ancak bu konuyu ele almak lazım. Çünkü Amerika'da bir devlet sistem bayağı oturmuş, bayağı bir kanun devleti, bayağı bir şey devletinde. Belki bunu çok konuşulup seçilirler o kişini anda bak elbette bir, iyi bir kişi seçilip bilirler. Güvene bilir ancak böyle bir şeyler verir. Yani ondan ayrı bir de bu bir insanlıkta bir mesaj verir. Yani gelse gelse burada da böyle bir şey olsa hani aynen bunu terk etseler bu bir insaniyetle yani ortamda bir güzel bir şey olur. Doğru. Yani insan da ona bakarak yani ondan alışarak kalkar etrafında yani bu bir paylaşılır bu şey yani. Doğru diyorsun. Yani bu sonuçta bir insanlık bir şeyden bahsediyoruz. Ondan dolayı. Doğru. Bu vaktimiz geldikçe kısıtlandı. Bence de yasağın ikinci bölüm şey ikinci konumuza, ikinci hashtagımıza. O da hashtagımız Muhammed Talib el-Meşhelani güzel bir, iyi bir Irak öğrencisi. Tabii büyük bir olay yarattı Nervüs, Nervüs'te. Ama bastırak atma yani Iraklı biri Nervüs'te büyük bir adımlar attırmaya yani çalıştı. O attırdı da o adımları. Attırdı adımlar yani bir büyük bir başarıdır. Yani bir öğrencimiz, yani. Bir başarı öğrencimiz yani. Orada güzel bir yani fevkalade bir şeyler yapıldı. İzleyelim görüntüsünü. Bence de materyalsini izleyelim. Aynen. Ondan sonra dönüp hakkında konuşalım. Muhammed Talib Meşhedani, gurbetçi bir Iraklı öğrenci. 2006 senesinden beri Norveç'te yaşamakta. Lise son sınavı için hazırlık süresinin az olmasına rağmen Norveç genelinde istenilen oranın üzerine çıkarak yani %116 getirerek birinciliği kazandı. Liseyi ana dilde okumamasına rağmen 1,5 yılda bitirdi. Yani lise süreci 3 olduğu halde yarı sürede tamamladı. Muhammed bu başarısının ardından hemen tıp fakültesine alındı. Ayrıca Norveç hükümeti Muhammed'in Norveç dilini öğrenme konusunda önerilerini onayladı. Norveç hükümeti bu başarının ardından eğitimde okuma saatlerini ve yıllarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. Onun yanında Muhammed Avrupa Genç Konseyi'nde güzel söz elçisi seçildi. Evet arkadaşlar. Tabii yani bu da bir başka bir zeki bir insandan aynen gene bahsediyoruz. Başarı hikayesi. Önce Norwich demişiydik tamam. Tabii. Norwich dediğimiz için bunu daim kesin izler Norwich'teydi. Buradan bay bay diyorum özüne. Çok özledim özüne. Orada da yani kesin izler YouTube'da hiç kaçırmaz elbette, bütün bölümlerimizi. Elbette haberlerde Norwich'in resmi kanallarında verildi bu olay. Gerçekten yani bu bir büyük başarıdır diyebilir. Iraklı bir insan olsun yani gidip de orada güzel bir ardım attım. Yani diğeri %113 getirip. %116. %116. %116. Yüzde geçip 16. %95, %90. 16 derece de yüzü geçip. Geçipti de. Yani güzel bir şey. Tabii bu neden kaptırdı bu şeyi acaba? Çok çalışmaktandı. Yoksa da destektendi. Kimdendi? Tabii özü diğeri. Burada değindi. Ben biraz şeyine giriştim. Diğeri borçluyum bu başarımda anasıyla babası. Tabii anası vefat edip şi doktorun evladı. Bu babası. Yani babadan anadan doktor evladıydı. Tabii burada yani bir nokta daha vardı. Bu başarının üzerine eklemek. Yabancı dilde oku.
En zoru da budu yani gerçekten. Onun yanında liseyi 3 yıl olduğu halde 1 yıl. 1 yılda, 1,5 yılda bitirip de yani baş ağrısından dolayı atlayıp sınıf atlayıp tamam. Yani Norveç hükümeti bile bunu çok büyük bir şey görüptü. Hani çok etiraf etti. Büyük bir takdirdi. Yani hemen de tıp fakültesi aldı. Belki de dikkat çaktığı nokta nerede? Iraklı biri olduğu için hani dili de yabancıydı. Yani ona rağmen bunları yaptıysa belki bu daha çok dikkat çekti. Hani normal bir Norveçli bunu yapsa öz alanında da öz dildi mesela öz yeriydi mesela daha az dikkat belki çekerdi. Norveç hükümeti de bunu göze aldı. Yani. Bir gurbetçi öğrenci. Aynen bu daha çok dikkat. Hem de liseyi bu halde bitirsin. Onun üzerine tıbba alınsın. Yani bu baş ağrısına bak ne güzel bir sistem oturmuş bir devlet, sistemi oturmuş bir devlet diyelim burada. Bir baş ağrımda öğrencinin dil konusunda, Norveç dilinin konusunda sorular özünden avaya öz önerilerde bulunurdu. Bu dilimiz biraz zor olduğu için gurbetçi öğrencilere bazı öğrencilerin daha kolay olsun özellikle önerilerde bulunurdu. Önerilerin yani, de hemen onaylayıblar. Bu bana yadıma sağlar bir arkadaşım vardı. Buradan saygı selamlarımız özüne görürsem. Yani arkadaşım Ali. Aynen gitti Urdun'da. Külye Tayaran okudu. Tabi hendesasını yani mühendis Tayaran. Birincilikce getirdi. Yani Urdun'a kamil birincilikce getirdi. Yani ben çok görürüm özün çok güzel bir şeydi. Güzel bir başarıydı. Aynen vakitte yani hani duyduğumuzda Iraklı bir kişi gelir orada büyük bir başarıya katılır. O devlet özüne etraf edir ve saygı durur özüne ve gösterir özünü ortama yani. Diğer özüne bakın filan devletten Irak'tan gelipti burada birincilikce getiripti. Çok güzel bir çok şeydi. Çok saygı, yani saygı duyulan bir olaydı. Burada bari de bu Mehmet Talib'in tıp fakültesine alınandan sonra resmi kanşarlama bakan kanşarlığı özü resmi. Ne güzel takdirdi. Başarılı öğrenci. Bir de destekti de aynı zamanda. Yani, takdir, yani başkaları destek. İçin de da yol açılır. Siz de yapsanız mesela. Ama bu bizde de oldu bilirsiniz. Bu sene bir öğrenci lise sonunu çok iyi bir puanla bitirdi. Öğretmeni özne araba şeyeti, hediye etti. Gördünüz özne? Belki gördüm. Sosyal medyada baya bir şey oldu, fenomen oldu. Gerçekten güzel bir destekti babasından yani özne. Yani babası öyle. Babası diyor gibiydi. Öz öğretmeni al özü için hediyeni. Ha ben ayrı başkasını bir denesin yani diyirdim hani. Tabii, bizim Kerkük'te oldu dedik o olay. Baba aldı kızı için hediye. Güzel bir konser. Kerkük'te de olmuştu. Yani her babanın da böyle imkanı var ama imkanı olan babaların bu işi yaptılar halde çok güzel bir ödül oldu çocukları için. Yani bizim ne güzel zeki öğrencilerimiz var toplumumuzda. Gerçekten beladı. Yani sen geget hurbete rağmen hani aileden uzaksan ama bu yani ailesi özü dendi sadece babası kaldı. Ama gene de hurbet ama yani hurbet hurbet yani. Acaba kaç yaşından gelip değil mi? 2006 senesinden beri. 2006 senesinden beri. Yani demek ki. Ne yazık ki Irak'ın orada biraz hani bizim durumlar biraz karşı olduğu için göze zorunlu bir göz. Kazım o değil. Kazım mesela orada doğmayıptı. Hani gene biraz da hafiflerdi üstünde hurbetçilik. Çünkü yani. Dile öğrenmişlerdi. Yani 15-16 sanırım yanılmıyorsam o yaşlarda. Yani Irak'ın kültüründen o az geç gel, dilinden dili hiçbir anlamadığı bir yerde yani tam sıfırdan başlayıptı. O böyle bir seviyeye ulaşıptı. Ama orada da olsaydı, orada olsaydı yok normaldi. Biraz daha hafifiydi duruma ki. En azından tabii. O dili açardı. O dili seviyordu. Doğrudur, doğrudur. Yani biz buradan çağrımız başarılı öğrenci. Biz Irak'ta da aynı şekilde ilgili makamlar burada seslenerek şey etsin, kucaklasınlar yani önem göstersinler. Yani bu insan elbette Norveç buna ne de kucakladı, ne de önem verdi, takdir etti başarısını. Keşke yani burada daha fazlası da olsun. Bizim burada çok doğru. Zeki insanlarımız var aslında. Bakın mesela neçenci konuda Iraklıydı. Yurt dışına çıkıp alırız bu konuları. Yurt dışına çıkıp büyük şeylere, işlere imza atıptı tamam. Bizim burada gerçekten zeki insanlarımız vardı. Desteğe ihtiyaçları vardı. Eminim çok güzel bir yerlere ulaşırlar. Sadece tıp mesela bizdeki şu an en üstlük şey belki tıptı ama tıbı da geçebilecek bir kapasiteye sahipler, kafaya sahipler. Yani zekalar böyle üstünü ökere geçen sefer aynı bu yılıydı. MRI'de, Nasriya'ydı, o taraf, cünüp taraflarının bir yerde. Limaniyanın bir kazalarının bir köyünde, ben öyle bilmiyorum. Böyle bir şey, bilmiyorum neyi bahsetsen. Birinci geldi. Birinci değil mi? Onu ben de onu diyecektim. Hiçbir yani evi görse o küçük bir evden, çamur bir evden. Şey.
baba yoktu. Yani ona rağmen ne güzel bir başarı. Aynen yani baba yoktu, bir tek annaydı anıydı ama çok güzel bir puan getirdi. Kaç getirmişiydi? %100 idi sanırım. %99 point bir şey işte %100 idi. Aynen yani ne bir destek var ne bir şey gelse ona başka bir destekler verirse o indi tıbla yetinmez. Belki zekası o kadar üstün bir zekada tıbla yetinmez. Belki daha fazla felek okurdu, belki başka bir şey okurdu. Ama bizim burada hiçbir yanından mesela öğrenciye destek olsun, öğrenci bitirdikten sonra en fazla gideceği alan tıbba gelir, tamam? Doğru. Yani keşke yani diğer şeyler şanslar da olsaydı. Gerçekten bu oğlan Mehmet Meşhedani bunu gelecek yıllarda kesinlikle görerek başka bir büyük bir yerlerde. Tabii, kesin zaten yani, çok gençti. Bakarsan illa ki bir alim olupdu ya da bak ne olupdu. Gerçekten bu bizim için bir fakirdi. Doğru sonuçta. Yani. Elbette sonuçta Iraklıdır. Sonuçta yani öz vatanı için bir fakirdir. Ama diyardık Keskiye'de bizim vatanımızda ama kısmet. Ama dediğim kimi bizimkide en fazla hara gidebilirdi. Şimdi orada Allah bilir haralara ulaşır. Tabii buna hükmet. Bizim burada en iyi doktor olardı. Elbette bunu ulaştıracak. Belki bu doktorlukta durmayacaktı. İşte ben de bunu diyorum. Ulaştırırlar aynen, yani. Gider yani. Bizde en fazla doktor olsan. Doktor oldu. Doktorlukta doktorluğu aldı. Bitti yani o kadar. Yani onun gence daha önem vermezse yavrum vermeyerek hani. Ondan sonra başarı ye tekmiliyle ya destekliyak seni. Yok başarı sen şey kal. Ulaş. Doğru yani bahisler yap bizim için. Bize faydası olsun, topluma faydası özel olsun. Özel hastanelerde gelsen tezler yap bizim için. Aynen. Sen o zekalı kullan ilacılar tapmakta, ne bileyim hastalıklarda, ne bileyim. İhtimal da böyle insanlarımız var da hani görürler ya destek yok, bir şey yok. Belki de savaşçılar, iç savaşı olacaklar arkadaşlar arasında. Bizim de elbette. Durumlarımız biraz elverişli daha gidebilir. Yani, ama artık yani, elverişli olsun yani kaç senedir. Tabii yani. Burada yani biraz mecel de yoktu yani verilsin o insanlara, bana geldi. Yani mesela Kodiyak'ın indi biz en çok ihtiyacı olduğu şey alemde, hepsinde yani yok sadece Irak'ta ilaç aktarmak yani ilaç bir iptikar etmek, tamam mı? Doğru, çünkü hastalıklar geldikçe daha çok olur. Yani ahşaptan olsun ya da başka bir şeylerden, yönlerden olsun. Hastalığa bir mudat bir şeyler tapmak, bulmak, güzel bir icatlar kurmak. Yani bence başka bir devlette olur, bu çok olur. Hani yüzünde yaşadırıq, hani filan kapsül bele edir, filan iğne büyük bir hastalığı mahfi edir. Burada neden olmur? Biz çünkü de kurarız. Çünkü biz burada hani aynen firmalar, burada. Firmalar, şirketler, derman şirketleri. Doğru. Yani destek olmuş. İşte bu tarz insanlarımız yok. Yani getirmeye gerek yoktu. Bu tarz insanlarımız kesin var. Sadece destek olunsun. Mesela bundan, indi burada dediğimiz kimin iki tanesi iyi puan getirmişti, hele bu yılıydı sadece. Yıllar öncesinde dönse ya da yıllar sonrası olsa, bir 10 tane, 15 tane böyle olsa, hapse destek görse, tabii ki devlet olarak biraz ilerlerdik bu yönden. Biz zaten yani her il az bir adet sayıda yoktu yani şey Kodiyak'ın %100 getirdi. Onun üstünde de eğitimimiz çok zordu, bizim eğitimimiz zor olduğuna rağmen, o zorluğumuza rağmen yani. İndi hani bizim zorluğumuz olan zorluklar takip edildi, tabii ki herkes bilir bunu. Yani biz menşete rağmen, zorufa rağmen yine de getirirler her muhafazadan. Bakarsan bir 6 denani ya 10 denani 20 denani adı çıkırı davzanlarda da maddeleri. İyiydi bizim 18 muhafazadı. Neçe ilde her neçe kişimiz vardı. Böyle üçkek puanlar getirenler çoktular. Yani, vardı, yani vardı, bunlar hepsini vardı. Bir araya toplasalar her il. Bu kişiler toplasalar özel bir yerde okudu. Özel bir yerde ya da gönderip bunları bursla git. İngiltere'de ne bileyim yurt dışında yetiştirmek daha doğru üniversitelerde, daha iyi üniversitelerde. Kaz, bu senelerde mesela diyelim başka devlete ne gibi fırsatlar vardı ya da ne gibi destekler var? İlk önce en küçük bir şey ne alalım? Diyelim lisede bir öğrenciydi, tamam. Puanı iyi diyor ki bir şans verirler özne yaz okulu. Yaz okulu değiller, ona bir şans verirler yaz günü okusun, tamam. Değil bizde mi? Bu şey yoktu, yaz geldi mektep kapandı. İlle istersen okuyorsan kurslara gidersen yaz günleri var. Ben o da paralıydı. Az bir yıl, iki yıl içerisinde görürüm yaz okulları açıldığını. Ama para spor aldı. Anlamında ne bileyim. Ha, o yok ama bunu diyemiyorum. Ama gerek mesela, bunlarda da bu dediğim bilim, konuda. Bilim, mesela yani, devlete bağlı yani. Olsun bir de öz okulu mesela şans verirler özle ders yönünden şans verirler okur dersini. İhtimal kalan derslerini orada tamamları geçirir. Yani burada nedir yaz okulu? Mesela parasızdı. Mesela benim imkanım yoktu. İstirem okuyayım yaz okulu bana faydası vardı. Bizde yoktu bu şey. Eğer istersen paralıdır. O da çok da ders döküldü. O kimin dildi, çınmaktı, İngilizceye önem verilir, İngilizce dersine. Bunlardı. Güzel gençleri, yani bir gün artık devletlerin yükü veya geleceği gençler kalır. Yani bu konuda yani gerek bunu da
hassas bir şekilde. Tabii esas genç olacaktı. Yani çünkü gençler öz takatlarındadırlar, yani kuvvetlerindadırlar. Bu taze akılları, çakiri, bu şeyleri ve zevkleri var. Yani mesela gördüğümüz gibi indi, hani biz görüntümüzde görürük de evde oturup ne güzel yani tebessüm yüzünde de okuru. Yani demek ki hani özü severek yapır bu şeyi. Ona da sinem dergin için. Yani biz bunu geçen bölümlerde konuşmuşuz zamanında burs bölümünde, burs konusunda. Bu sayılı bir beyin göçü. Bir devlette böyle genci çıktığı zaman yurt dışına orada yerleşip, ha döndüyse yok, oraya gidip yerleştiyse bugün uluslararası bir kavram vardı. Ona değil beyin göçü. Yani o beyin demek zeki insanlar göçtüyse yanına, geçtiyse başka, gittiyse başka yerlerde yerleştiyse bir beyin göçü. Bugün biz ne yazık ki bizde de yaşanılır bu çok yani bu durum. Yani maalesef diyarımız neden böyle olur onun nedenini tabii ki de onlara sahip olanlar bilirler. Yani sadece onlar bilirler neden. Cevap versinler özlerine, biz buradan diğer özlerine. Tabii yani neden? Birçok şartlara veya durumlara bağlı bir konu bu konu yani. Tabii. Ülkemizin yaşadığımız durumlar, devletteki yetkililer, yani bu hapsinin yani rolü vardı bu konuda. Yani bugün bir yerde emniyet istiri veya bir yerde başarımın veya benim tümuhumun şeyini vermene yani kanşarını istiri. Senin birisi bitirdi, istir daha fazla yedin. Bakırsın ülkede yoktu bu iş. Fakir gelir başka yurt dışında o tümühünü kanşarlılır. Ve orada tapır tümühünün kanşarını. Doğru. Bir de bir konu vardı bundan ayrı. Yani biz buradan neçə sefer yaşadık. Bakarsan bir Iraqi bir adam podiyağın, her kimiyse. İstir bir şey icat etsin ama hemen direkt bakarsan tehdit onlar o kişi. Yani mecel vermezler özünde o şeyi icat etsin. Yani kimden de suç? Yani acaba kimden düşüyor? Ve bu icat ettiğinde bir şey de vardı. Başarılı insan bizde bir şey var. Başarılı insan öz içinden, öz arkadaşının, öz yakınından savaş açılır özüne. Tabii yani bu da var. Var bizde. Bir bu, yani bir bu taraftan, o bir taraftan da yani bir hatta birisini böyle bilen birisini öldürdüler. Nerede bir şeye icat etmiş idi ve çok faydası olacaktı bizim topluma bu zorlukta özellikle de. Yani bu bir siyasi dağıldı da zaten yani o dönemlerde bundan takriben bir 6-7 yıl önceydi bu hareket. Doğru. Ondan başkasını zaten daha çok kimseler aynen baksan diyelim ben bir şey isterim icat edeyim ama direkt baksan tehdit olunma koymalar lazım. Acele vermeler icat etsin fayda göstersin bizim millete. Doğru değilsin bu konuda sözlü katılan ve bir de bizim şeyden sonra ya Kürdistan yana birçok insanlarımız öldürüldü, kaçırıldı. Hani icat eden insanlar bazı konularda, hassas hassas konularda ilaç olsun, başka olsun, başka şeylerde olsun. Ve bizim bugün bu konuları almamız ya çüz var. Hem o başarısını, hikayesini gösterir. Tabii. Hem de bugün burada yani hem eleştiririk, hem önerilerde bulunuruz. Hem böyle bir insanın biz seve seve yani fakir deriz, gayemiz gururla veririk başarısını. Budur. Ama aynı zamanda bir üzüntü daha yok. Hani bir böyle yani, bir genç. Neden yani, olmaz? 2006'da gitmeseydi bu. Gitmeseydi başarısını, bu şu an diyeyim harda olardı. Onu diyeyim ya sen. Kötümser şey önemez mi sen? Yani iyi ki gidipti. Ha, gitmeseydi burada yani bu başarısını burada kucaklasaydı hükümetimiz. Bunun güzel fikrini veya zekasını bir gün burada üniversiteler kanşarlasaydı bizim çıkalardı. Tabii ki de. Bu ve bunun gibi niceleri. Yani doğru. Ne yazık ki biz programın sonuna geldik. Yani vaktimiz de çok daralaştı. Buradan evet. Ne diyeceğiz daha? Vallahi hiçbir şey demeyeceğim. Gelecek bölüm bakalım ne bekler bizi, hangi konuyla karşımızda olarak. Üç kafa tabii ki her zaman olduğu gibi devam edilir tüm hızıyla. İyi günler.